size burun hastalıklarından bahsedeceğim. Burun, vücudun hayat kalitesini arttıran en fonksiyonel organlarından birisidir. Burun sadece hava almakla kalmaz, vücudu nemlendiren bir air condition görevi yapan bir organdır. Burun tıkanıklıkları da bunun için farkında olunmadan insan hayat kalitesini düşüren çok önemli hastalıklardandır. Burun tıkanıklarının birçok sebebi vardır. Temel sebeplerden bazıları deviasyon, yani halk arasında kemik eğriliği denilen hastalık, burun eti hastalığı yani konka hipertrofisi, alerjik rinitler, kronik sinüzitler, nazal polipozis dediğimiz burun eti, yine farklı bir çeşit burun eti hastalıkları, yaşlılarda atrofik rinitler, uzun süreli burun açıcı sprey kullanımına, bu da halk arasında oldukça yaygın, sprey kullanımına bağlı yine kronik geri dönüşümsüz rinitler vardır. Çocuklarda özellikle aşırı gelişmiş geniz eti ve bademcik boyutları önemlidir. Bunlar da çocuklarda yine burun tıkanıklığının önemli sebepleridir. Hayat kalitesini oldukça düşüren bu hastalıkların tedavileri cerrahi ve medikal olarak ayrılmaktadırlar. Burun eğriliğinde tedavi cerrahidir. Çok zor bir cerrahi değildir. Halk arasında şehir efsanesi gibi korkulan bir ameliyattır ama aslında yarım saat süren ve hastayı hemen ertesinde gayet konforlu bir yaşama ulaştıran bir ameliyattır. Yine burun eti ameliyatları, radyo frekansla burun eti yakımı yine konforlu bir ameliyattır, ağrısız bir ameliyattır. Kronik sinüzit ameliyattan da fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatı yapmaktayız. Bu da dikkatli yapılması gereken bir ameliyattır. Burun mukozasına zarar vermeden yapılması, bu ameliyatların hepsinde burun mukozasına zarar vermeden yapılması gerekir. Çünkü burun mukozası kutsaldır ve her milimetre karesi çok önemli bir görev üstlenmiştir ve hiçbir bölümüne zarar vermemek gerekir. Sinüzit ameliyatlarında da yine dokuya saygılı, mümkün olduğunca az doku çıkararak yapılan ameliyatlarla gayet başarılı sonuçlar elde edilebilmekteyiz. Arkasında ilave medikal tedaviler uygulanabilmektedir. Alerjik rinitlerde tedavi medikal tedavidir. Alerjik rinit hastaları bundan kurtulmak için çok defalar gereksiz ameliyatlar olabilirler. Yani çok kolaydır bu hastayı ameliyata ikna etmek çünkü bundan kurtulmak isterler ilaçsız ama böyle bir çözüm yoktur. Bu hastalar mutlaka ilaç kullanmak zorundadırlar. Hayatları boyunca ilaç kullanacaklardır belli dönemlerde. Ameliyatın onlara hiçbir faydası yoktur. Geniz eti bademcik ameliyatlarında yine bunlar alınarak çocuklar hemen bir sonraki günde gayet konforlu, kaliteli bir hayata ulaşmakta ve zaten aileler hemen ertesi günde binlerce teşekkürle bize gelmektedirler. Nazal polipoz ameliyatlarında yine bunların çıkarılması, bunların endoskopik olarak çıkarılması gerekmektedirler. Burun şekil bozukluklarında da burun tıkanıklıkları olabilmektedir. Düşük burunlarda yine burun tıkanıklıkları olabilmektedir. Bunları da yine estetik ameliyatlarla birlikte burun ucunu yukarıya kaldırıp nazal valve, yani burun açısı önemli bir açıdır. Bu açıyı düzelterek yapılan ameliyatlarla gayet başarılı sonuçlar alabilmekteyiz.